Hay aklım iyiyim ya, inanamıyorum ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Demet? Bu zamana kadar hep yanlış ata oynadım biliyor musun? Hep buğru atına oynadım. O Emel eşeğini kötüledikçe battım. Ne yapacaksın şimdi? Attan inip eşeğe bineceğim tabii ki. Emel'in buğradan nefret etmesini sağlamam lazım. Anlamadım. Anlamazsın tabii. Gotik. Nereden anlayacaksın? Bir kadının en önemli aksesuarı nedir? Biliyorum. Küpesi. Küpesi. Şimdi söyleyeceklerimi dinle de oku senin kulağına küpe olsun, olur mu? Hı. Bir kadının en önemli aksesuarı yanındaki erkektir. Aa! Emel! Nuno! Aa! Sende bir değişiklik var. Yapma ya. Ayrı mı güzelsin? Saçlarını mı boyattın? Aa! Aa! Ondanmış. Ay ben de ondan uzun zamandan beri istiyordum ama bir türlü bulamadım hayatım. Vallahi çok yakışmış. Çok mersin Nunucuğum, teşekkür ediyorum. Biliyorsun bu sene bu modeller, bu kesim falan çok moda yani. Harikalar gerçekten. Hem gece hem gündüz kullanabiliyorsun büyük rahatlıkla. Derisi de güzelmiş. Gerçek deri değil mi? Güneşte kalmasın, solar sonra rengi. Astarı var mı? Yok. Astarı yüzünden pahalıydı. O yüzden alamadım ama ben böyle de seviyorum. Böyle de güzel, saf. Ay ben de mi alsam? Tasarımcısı kim bunun? Putperest misin kızım sen? Kaç tane tasarımcı var Allah aşkına? Yüce Rabbim özene bezene yaratmış işte. Yürü bubu. Bunu hiç beklemez. Böyleyse o kadından mutlusu yoktur. Lakin ya o aksesuar defoluysa? Aa! Emel? Nuno? Ben de bunlardan alayım diyorum ama çok tüy döküyor diyorlar. Öyle, öyle tatlım, çok tüy döküyorlar. Aslında özel tarağı var. Her gün düzenli olarak tarıyorum ben ama maalesef evin her yeri kıl tüy içerisinde. Çok fena, çok. Çok fena, gerçekten. Ya ben aslında onu kışın sıcak tutuyor diye aldım bunu laf aramızda ama yok yazın insan üstüne fenalık getiriyor vallahi. Bana bak, bir yaz aşkı falan mı bulsan? Ay şekerim, kimi bulursan aklıma ne olur kıllı olmasın. Yani ben Buğra'ya hormonu basarım basmasına da sonuçta ben kıllı herif sevmiyorum ki abi. Ya öyleyse ne? Öyleyse öyle bir şey olmalı ki yani öyle bir şey yapılmalı ki Emel Buğra'nın çok kötü bir aksesuar olduğunu düşünmeli. Öyle bir şey yapılmalı kesin. Hadi afiyet olsun arkadaşlar. Size de. Boğazınıza dizilsin inşallah. Burhan Bey, telefonunuz. Burhan Bey, telefonunuzu unutmuşsunuz Burhan Bey. Burhan Bey. Dur. Ne yapıyorsun sen Rüstem dayıcığım? Aman kızım ya, önemli biri ararsa. Ya aramaz, kim arayacak ya? Boş versene. Zaten bütün gün vır 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 telefon çalıp duruyor. Bırak adamcağız şöyle şehrin keşmekeş hayatından sıyrılsın, bir kafasını dinlesin ya. Aman kızım, sen ne iyi niyetli bir kızsın ya. İnşallah benim kızlarım da sana çeker yıldız kızım. Hadi kolay gelsin. Amin, sana da kolay gelsin Rüstem dayı. İnanamıyorum. Acayip bir şey buldum şu anda. Defoyu buldum Demet. Buğra'nın defosunu buldum Allah. Neymiş? Telefonu mu eski? Ay öyle bir şey falan değil. Gotik. O değil, başka bir şey. Başka bir şey. Şimdi bak. Buğra bu ofiste körpecik, çok saf, iyi niyetli bir kızı sapık sapık mesajlarla taciz ediyor biliyor musun? Gerçekten mi? Evet. Bak şimdi bir tane attı mesela pislik. Yıldız telefonla mesaj geldi. Yapma be. Bak şimdi. Bir tane daha geldi bak. Aa. Bir tane daha geldi bak. Aa. Ay ne kadar ayıp. Kızım. Emel, Buğra'nın böyle bir cinsi sapık olduğunu öğrenirse o ilişkiye nasıl devam etsin ya? Hangi vicdan, hangi sevgiyle devam etsin? Emel de haklı.